CAD deneyimine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda swept komutunu işleyeceğiz. Yüzey komutlarından olan swept komutu iki veya daha fazla kör en fazla 3 tane de guide kılavuz çizgi ister. Arkadaşlar videolarımı beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Swept komutuna girelim. Bizden körleri, eğrileri, kesitleri istiyor. Seçiyoruz. Bize vektörel yönünü belirtiyor. Farenin orta tuşuna basarak onaylıyoruz. Diğer körbümüzü seçiyoruz. Yine onaylıyoruz. Orta tuşa basarak onaylıyoruz. Arkadaşlar listelersek burada iki tane kör belirledik. Bunlarla swept komutuyla oluşturabiliyoruz. Şimdi buradan selek kör, yani guide oluşturacağız, kılavuz oluşturacağız. 2 veya daha fazla kör seçebildiğimizi söylemiştik. Kılavuz eğrimizi bunu seçersek gördüğünüz gibi en sade şekliyle eğrimiz oluşur arkadaşlar. Burada farkındaysanız diğer kılavuz eğrimizi seçmedik. Bunu seçersek ne tür değişiklikler olduğunu görelim. Buradan yeni bir seçim seti seçelim ve bunu da seçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Buradaki kılavuza göre geçiş yeniden oluşturuldu. Bu kılavuz eğrileriyle şeklimizin formunu ayarlayabiliriz. Burada ayrıca bir spine diye bir seçenek var. Bu orta eksen olarak düşünebilirsiniz bir omurga oluşturur. Daha ziyade çok ee, şekilli olan işlemlerde kullanılır. Burada section opsiyonları seçtiğimiz körlerden arası örülecek ağın nasıl olacağını belirliyor. Lineer seçersek direkt düz geçiş oluşturur. Kübik seçersek daha yumuşak formda bir geçiş oluşur. Şuradan görelim. Burada daha tatlı bir geçiş var. Linear seçersek daha düz bir seçim var. Kübik daha yumuşak formda bir geçiş sağlar. Çok basit şekilde parçamızı oluşturmaya yarayan bir komuttur. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. İyi günler dilerim.